LGS'ye son 81 gün evlerimizdeyiz. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Dünya dönüyor. Birçok olaylar yaşanıyor ama bizler LGS sevdamızdan vazgeçmiyoruz. Günün sözüne baktığımızda Zig Ziglar diye bir adam. Ne kadar garip isim var. Başarı için gerçek fırsat işte değil kişinin içinde yatmaktadır. Evet gerçekten de bizler kendi içimizdeki bu enerjiyi doğru bir şekilde kullanırsak LGS sürecini çok iyi değerlendirirsek sınav bir nebze ertelense bile veyahut da Okula gidemesek bile, kursa gidemesek bile çok ciddi bir şekilde çalışıp hatırlarsanız sınav anda, e, denemeyle yani o gerçekle gelseyle baş başa kalacağız. Oturacağız böyle sınava, Önümüzde sorular gelecek böyle tek tek kendimiz yapacağız. Optik formu kendimiz dolduracağız. O zaman evde de bunun provasını yapmamız lazım. Okuldaki arkadaşlarımızla, kantindeki arkadaşlarımızla sınava girmeyeceğiz. Kendi başımıza gireceğiz. O yüzden şimdiden bunun provasını yaptığımızda içimizdeki enerjiyi sınava yansıttığımızda başarılı olacağız. Günün yorumuna baktığımızda Enes Kevapçı'nın 352 beğeni aldığını görüyoruz. Gerçekten bir destan yazmış bakalım. Odam çok iyi. E, ama ailemin yanında çalışmak istiyorum yapmalıyım. Eğer ailen ders çalışırken gürültü oluşturuyorsa, sessizce onlar da kitap okumuyorsa odan da çalış. Niye? Çünkü sınavda da yalnız olma provası yapmalısın. Yani her zaman mesela soru çözerken anne suyu uzatır mısın? Teşekkür. Böyle alışırsın. Gerçek sınavda bir anda susadığın an veya da bir heyecan hissettiğin an o anda aileni görememek sende tatlı bir gerginlik oluşturabilir. O yüzden her zaman için sessiz bir şekilde, ciddi bir şekilde, konsantre bir şekilde ve yalnız bir şekilde çözmek daha doğru. 450 puanlık bir hedefim var. Çok güzel. Denemelerim 354 arası. 3 ayda kazanır mıyım ve kazanmak için ne yapmam gerekli? Kazanırsın. Eğer şu anda denemelerin 400 ise bunun daha üstüne 450 çıkabilirsin. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Hedefinizi şu şekilde verileceksiniz. Diyelim ki Türkçe, matematik, fen, işte e, inkılap, İngilizce ve din. Dinde bir denemeye girdin 10 yaptın mesela tamam mı? Bir denemeye girdin 8 yaptın, bir denemeye girdin 7 yaptın. 10 yaptın denemeyi önüne koy. Sen de bir denemeye girdin 20 yaptın. Bir denemede 12 yaptın. Bir denemede 16 yaptın. Bir denemede 4 yaptın. Bir denemede 19 yaptın. Bir denemede 20 yaptın. Ha, o 20 yaptın denemeyi önüne koy. Matematik en fazla bir denemede diyelim ki 18 yapabildin. Veyahut da 16 yapabildin. Türkçe'de bir denemede en fazla diyelim ki 19 yapabildin. İngilizce'de inkılapta bir denemede en fazla 9 yapabildin. İngilizce'de 10 yapabildin. Bu senin en iyi Her birini farklı bir denemede yapmış olabilirsin. Fark etmez. Sen bu yaptığın sonuçlara göre, bu yaptığın sonuçlara göre ben bunları zaten yapabilmişim ve yine yapabilirim diyeceksin. Hatta Türkçe başka bir denemede 20, de ya, 20 yaptın. 19'u at, 20'yi koy. Ve onları sakla. Türkçe, matematik, fen, inkılap, İngilizce dediğini üst üste koy. Bak Türkçe'de bir 20'im var. Fende bir 20 yaptığım deneme var. İnkılap'ta bir 9, İngilizce'de 10, dinde 10, fende 20, matematikte 18 yaptım e de deneme var. Demek ki ben bunu yapabilirim de. Ha farklı farklı denemelerde yapmış olabilirsin. Önemli değil. Bunu sen bir kere başarır, bir kez daha başarabilirsin de. Ve kendini motive et. 400 puan yapmışsın ya. 400 puanlık denemeni hedef al. Ben 400 yaptım hocam da. 350 yaptığında 450 çıkmak biraz zor. 100 puan çıkmak zor. Ama 400'den 450'ye 3 ayda çıkabilirsin. <laughs> Günde 300 soru sadece 150 tane yeni sil mi? Yoksa Sadece 100 temel 200 yeni nesil sorumu daha iyi olur. Artık okul yok. O yüzden olabildiğince fazla soru çözmeliyiz. 100 temel 200 yeni nesil daha iyi olur. 450 puanlık bir puan için günde kaç soru çözmeliyim? Günde en az bakın sınavda 90 soru çıkıyor. Bunun iki katı olan 90 çarpı 180'i mutlaka çözmeliyiz. Ve bunun içindeki yeni nesil soru oranı da aynı gerçek sınavda gibi. 20 tane matematik yeni nesil, 20 tane fen yeni nesil, 20 tane Türkçe yeni nesilse en az 60 tanesi yeni nesil olmalı. Bu en az çözeceğiniz sorum. Fen Lisesi matematiği derinden işiyor diyorlar. Doğru mu? Evet matematiği biraz daha ağır görüyor. Ve daha ötesini gördüğü için de normal üniversite sınavları falan kolay geliyor Fen Lisesi öğrencine. LGS ertelenirse bizim için iyi mi olur yoksa kötü mü olur? Sizin için tabii ki de fark etmez. Niye? Eğer sınav ertelenirse diyelim ki sınav ertelendi. Herkes için ertelenecek. Eğer sen çalışırsan iyi olur. Yani diyelim ki bir ay ertelendi sen bir ayda daha fazla çalışın. Fendeki, matematik, Türkçe'deki eksiklerini kapattın. Senin için iyi olur. Ama bir ay ertelendi ve sen hiç çalışmadın. Şu ana kadar çalıştıklarını unuttun. Yan gelip yattın. O zaman senin için kötü olur. Demek ki sınav ertelenirse herkes için erteleniyor. Sınav zor olursa herkes için zor oluyor. Kolay olursa herkes için kolay oluyor. Dolayısıyla sen rakibinden bir adım önde olursan, rakibinden bir adım daha fazla çalışırsan o zaman onu geçiyorsun. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Yani şöyle düşünün. Sınava 100 kişi girdiğini düşünün. Ve sadece 4 kişi alacaklarını düşünün. Sen o zaman ilk yüzde %4'e girmen gerekiyor. E sen yüzde dörde hepsini doğru yaparak da girebilirsin. Az yanlış yaparak da girebilirsin. Sınav bir ay olsa da sonra bir ay sonra olsa da girebilirsin. Bir ay önce de olsa girebilirsin. Bu bir sıralama sınavı yani. Sınav Haziran'da olursa sadece on kişi alacağız. Hayır hayır. Okullar belli, liseler belli, fen liseleri belli, sosyal bilimler liseleri belli, anadolu liseleri belli. Çalışacağız ve kazanacağız. Yani dolayısıyla bizim için çalışırsak her şey iyi, çalışmazsak her şey kötü. Her dersen en az kaç test kitabımız olsun ve her dersen yüz soru çözmek yeterli. Her dersen 100 soru çözmek tabii ki çok iyi olur. Yani keşke çözebilsem bu durumda Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce 600 soru çözmüş olursun. Bu bayağı büyük başarı. Ama her dersen 100 soru çözemezsen de en azından temel derslerden 100 soru, kolay derslerden 50'şer soru veya zor derslerden 50 soru, kolay derslerden 100'er soru çözebilirsin. Kaç test olsun? Bence o bol bol test kitabı alıp bunlardan kendimize plan yapmak, ödev yapmak yerinde. Tabii büyük planlar da yapmamız lazım. Yani şöyle mesela diyelim ki sınava kaç gün kaldı? Bakayım kaç gün kalmış şurada ben de unutabilirim. 81 gün kaldı. En az 81 gün var. 80 günde ben 200 soru çözsem 80 çarpı 200 e, 2 kere 8 16 16 bin soru çözeceğim. Aa 16 bin soru. Bir kaynakta kaç soru var yazıyor. O zaman oradan ben muhtemelen 32 tane kitap almalıyım gibi düşünebilirsiniz. Ama bitiremeyecekseniz de almayın. Mutlaka bitirmek üzere başlayın. Ders çalışma isteğimi, motivasyonu nasıl artırabilirim? Artık daha artırabileceğimiz başka motivasyon şey kalmadı. Şu anda anladık ki cehaletle savaş, dersleri iyi öğrenmek, ders çalışmak çok önemli. Bakın şu anda bütün dünya neden hasta oldu? Cahillikten. Hata yaptılar. Hizyenlerine dikkat etmediler. Yememesi gereken bir şey yediler. Mikrobe etrafa yaydılar. Halbuki okumuş insanlar, çalışkan insanlar neyle uğraşıyor şu anda? insanlığı kurtarmak için, mikrobu öldürmek için, aşı bulmak için uğraşıyor. Bizler işte o tarafta olmalıyız. Bizler okuyup, bol bol çalışıp, çok iyi yerlere gelip yarın bir gün buna benzer bir virüs yayıldığı zaman Türk insanları aşıya bir çözüm buldu ve artık bu virüs hemen kurtuldu. Çünkü Türk insanları zamanında çok çalıştılar ve başarılı oldular demeliler. O yüzden evde oturup derslerimizde sıkı sıkıya çalışalım ve ne e, çok şükür ki virüs gençlere, çocuklara bulaşmıyor. O yüzden bu da bizim için bir avantaj. Ya bulaşsa bile çok fazla zarar vermiyor. Çalışıp hepsini yeneceğiz inşallah. Ders çalışıyorum ama çalışmamış hissediyorum. Normal. Çok normal. Bu her zaman olur. Çalışan insanlar bazen çalıştığının karşılığını hemen görmek ister. Görse de görmese de çalışmadım mı acaba diye endişe duyabilir. Ankara ve Tülcan Hanım'a sanatım yapar mısınız? Evet, geliyor. Mürebbiye Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çok değerli bir eseri. Anjel diye bir kadın var eve terbiyeci olarak mürebbiye o işi yapan demek terbiyeci olarak geliyor ama evde gerçekten e, yanlış batılaşmaya örnek olabilecek seviyetler e, veriyor. Yani böyle olumsuz şeyler oluyor. Biraz eğlenceli bir konu zaten Hüseyin Ağabey Gürpınar sokağın dilini edebiyata taşıyan önemli bir yazarımız. Günlük okuluna baktığımızda Betülcan Anadolu Sesi 4.33'te i̇şte, almış dilimi yüksek gördüğünüz gibi 450 puan. Arkadaşımızın istediği puan 68 mühendisi 21 tıp ve diş hekimliği havada uçuyor gerçekten bu okul sizleri hak ediyor çünkü çok güzel başarılar elde etmiş. Ee, günün kaynağına baktığımızda hedefim derece denemelerini görüyoruz. 3 adet tam LGS denemesi birazcık üst seviyede yani zor seviyede hatta de hedefi derece olan öğrenciler için hazırlanmış. Çok zor sorulardan oluşuyor ama bu denemelerin en başında kazanımlar var. Biz bu kazanımlara bakaraktan aa ben bu konuda şu eksiğim varmış, bu konuda şu eksiğim varmış diyebiliriz. Ve aynı zamanda denemeleri çözerken takılımı soruların çözümünü de uzman hocalardan, karakodoktoraktan görüyoruz dinleyebiliriz. Gerçekten hedefi çok yüksek olan ve bu tatilden dolayı hedefini daha da yükseltecek olan öğrenciler bu denemelerden faydalanmalı. Günün sorusu bir matematik sorusu bununla mutlaka çözmenizi istiyoruz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. <laughs>